Ben çok eskilere gittim. Kusura bakmayın, heyecanıma verim. Bir de bu filmde şöyle bir şey var. Benim oğlum ikinci yönetmen olarak babasının filminde projede yer aldı. Ona görev verdim. Afarisi sağ olsun bu görevi ona verdiği için ona tekrar teşekkür ediyorum. Özcan'a, Haluk Levent'e çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi sevgili Hilmi Topal olmayan sevgili Engin Hepileri alalım buraya. Alkışlarınızla Engin Hepileri. Sevgili Eser de gelsin. Şimdi hop değil mi? Hoş geldin. Saygılar sevgiler Halil Bey. Vallahi çok mutluyuz galiba. Acayip heyecanlıyız. Heyecanımıza ortak olan burada gelen izleyenlere bize teşekkür ederiz. İnşallah artık film seyirciye emanet. Güzel bir şekilde işimizi de yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkür ederiz. Bu özel bizim için çok güzel gecede bizlerle birlikte olduğunuz için herkesi sinemalara bekliyoruz Cuma günü itibariyle. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, filmden hemen önce sevgili Özcan Deniz'den bir mesaj geldi. Gerçekten oğlunun videosu vardı ve çok rahatsızdı. Gerçi kendisi de rahatsızdı ama hani oğlum rahatsız olmasa yine ben atlar gelirdim dedi. Hepimize sevgileri var. Özcan Deniz'e de buradan sevgilerimizi, canımız arkadaşımıza sevgilerimizi veriyorum. Bütün oyuncu arkadaşlarımızı buraya alalım. Filmde beni geçen. Ana kastı alalım buraya arkadaşlar. Oyuncularla kal, ben bekliyorum sizi. Merhaba. Ya ben hepinize teşekkür etmek istiyorum çünkü çok heyecanlıyım. Herkes çok heyecanlı. Bizle bunu paylaştığınız için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Saygılar. Mahmut. Ben buradayım. İlk defa böyle bir sahneye çıkıyorum. Herkese çok sağ olun. İyi ki geldin. Cuma Çubuz. İyi ki bizlerle beraber. Peki konuşayım. Şimdi ben Mahsun'la bir film çektim. Mucize Aşk 2 diye. Orada tanıdım Mahsun'u. Mahsun uzaylı biliyor musunuz? Mahsun o. Evet, uzaylı kendisi. Yani bizim galaksilerimiz farklı ama ben de uzaylıyım. Orada fark ettim onu. İnsanın yüreğine falan giriyor böyle. Yani yüreğine, beynine falan giriyor. Zaten şarkıları da öyle. Şimdi film çekiyor. Ya adam yönetmen. Yönetmen ama niye şarkıcı? Ya şarkıcı ama niye yönetmen? İkisi de var. Ve burada ben bir şey fark ettim. Çok güzel bir tabii. Çok güzel yazmış. Senaryo çok akıcı bir senaryo. Gördünüz zaten. Oyuncular harika. Fakat bir şey hissettim. Bütün oyuncularda ve hikayenin yani seyrettiğiniz hikayenin kare kare hepsinde Mahsun'un yüreği ve kafası var. Fark ettiniz mi onu? Her karede, oyuncuların mimiklerinde, akan hikayede, hikaye anlatma türünde hep Mahsun. Onun için uzaylı diyorum. İşte böyle bir uzaylı filminde ben de küçük bir rol oynadım. Ayrıca burada Engin Hepileri gerçekten kutluyorum. Aynı jenerasyon. Bundan da her zaman söylüyorum, mutluyorum. Sevgili Yıldız Kenter'in talebeleriyiz. Çok mutluyum. Eser Yener'den Bursa'dır.
çok sevdiğim müthiş bir rol çıkarmış. Bütün oyuncular öyle. Daha ne diyeyim bilemiyorum. Her ne kadar soyadım öz yağcı varsa yağcılık yapmıyorum. Gerçekleri söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir film seyrettim. Herhalde kişisi bol olur. Sizler de seversiniz. Sevdiğiniz beni zaten. Yüzünüzden beni fazla konuşturmayın. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle şahane bir film izledik. Ekip arkadaşlarım muhteşemlerdi. Mansur'a çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel, böyle farklı günümüzde bütün sanatçıların farkındalığını tekrardan hatırlatacak. Muhteşem bir senaryo yazdığı için. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Muhteşemdiniz. Çok güzel bir umut, çok güzel bir başarı hikayesi izledim. Siz de beğenmişsinizdir. Çok uzatmayacağım, arkadaşlarım diyeceğim. İyi akşamlar. Ben de buradan filmi birlikte oluşturduğumuz bütün arkadaşlarımıza, bu muhteşem oyuncu kadrosuna, sevgili yönetmenimiz Mahsun'a ve herkese çok teşekkür ederim. Buralara geldiniz, bizi yalnız bırakmadığınız için de çok teşekkür ederiz. Ben konuşayım. Ben filme kendimi oynayarak dahil oldum. Çünkü o dönemi çok yakinen takip eden kişilerden birisiyim. Ben aktörlerinden birisiyim ama gerçek anlamda. Oyuncu olarak değil. Çok duygulandım. Çünkü o ışıltılı pırıltılı dönemde Mahsun, Huy Topaloğlu, Özcan, Haluk, daha nice sanatçı arkadaşlarımız ama özellikle Prestij ailesinin o dönemini ben çok yakından biliyorum. O televizyon kanalının koridorlarını biliyorum. Oradaki yönetmen abilerimizi biliyorum. Belki Saran'ı biliyorum. Benim de Şan Hocam'dı. O kadar çok duygulandım ki en önemlisi ben Mahsun'a teşekkür etmek istiyorum. Ve emek veren bütün arkadaşlarımıza. Ama vefanın, adanmışlığın, çok çalışmanın ve hiç vazgeçmemenin, kendine inanmanın, imanın önemini anlatan olağanüstü bir hikaye olmuş. İyi ki bugünlere gelmişsin de bu hikayeleri anlatabilmişsin herkes adına. Hepimize motivasyon ve ilham kaynağısı. Çok teşekkür ederim. Bravo! 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 Öncelikle hocam size. Herkese tekrar merhaba. Ya da bizimle olan, yapıldan sonra bizimle beraber olacak herkese çok teşekkür ederiz. Hikayenizi bizimle paylaştığınız için ve muhteşem ailenizle bizi tanıştırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Herkese büyük bir seyirler, çok teşekkürler. Ekip arkadaşlarıma da aynı zamanda. Çok teşekkürler. Öncelikle çok güzel bir ekiple çalıştık. Oyunlar, yönetmenimiz, herkes. Çok güzel bir proje oldu. İşleri bol olacak, bundan eminim. Fazla uzatmak istemiyorum. Oynayan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım şeyimiz bol olur. Özellikle yönetmenim olan Mahsun abime, yardımcısı olan Duygun abime çok teşekkür ederim. Bu projede beni dahil ettikleri için çok minnettarım. İnşallah dışarıya çok güzel olur. Öncelikle buradan çok teşekkür ediyorum. Yani projede oynadığım için de çok mutluyum. Yaz Nursa. Almanya'da olsaydı alkış patlardı arkadaşlar. Teşekkür ederim. Almanya'yı da dolaşacak gelin. Ben programını aldım. Herkesin çok mutlu olacağını zannediyorum. Biz o dönemleri Almanya'dan biliyorduk. Üç
tane efsaneydi yani. O efsane bence 3-4 nesle hitap eden bir efsaneydi. Gençlerin, yeni neslin bu filme şahit olmasını olmasını inanılmaz büyük bir olay olarak buluyorum. Ve bu 3 efsanenin hayattayken böyle bu filmi yapılmış olmasına ve benimle beraber bu işin içinde olmama inanılmaz mutluyum. Çorbaya çevirdim. İyi akşamlar. Hep beraber hadi. Arkadaşlar bir gün alacağım. Hep beraber. Tamam. Gerçekten sanki dünmüş gibi boyut filmi girdim Mahsun Hoca beni gördü. Gamzeler olmasa aynı Haluk gibi güldü. Ve şu an bir filmimiz var. Aklına Eser abinin bir sözü geliyor. Biz teaser'ı çektikten sonra boyut filmde yaklaşık 4-5 kere izleyip birbirimizin gözlerine bak. En son Eser abi dedi ki teaser'ımız çok güzel, keşke bir de düz olsa. Artık bir filmimiz var. Ve çok güzel, yani çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok güzel bir iş olmuş. İlk defa kendimi izledim. Yani gerçekten ne kadar teşekkür etsiniz Mahsun Hoca'ya. Çok teşekkürler. Herkese aynen öyle. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Şimdi ben ikinci kere Mahsun Bey'le çalışıyorum. Önce çok teşekkür ederim ikinci kere bu şansı verdiğiniz için. Ben ilk defa Mahsun Bey'le tanıştığım zaman demiştim ki ben sizin ne bileyim yani sanki filmde biraz yardım oluyor musunuz acaba diye sormuştum. Biraz şüpheyle yaklaşmıştım ama sonra onu sette görünce anladım ki bu adam gerçekten film çekiyor arkadaşlar. Sizin de fark ettiğiniz gibi. Ama ben bu filmde özellikle Gülkan'ı, Gülkan'ı da bilmiyorum ama onu izlemek çok daha başka bir keyifli. Çünkü o bir hayalini, kendisiyle ilgili olan bir hayalini gerçekleştiriyordu. Onu izlemek çok keyifliydi. Herkesin evine, yüreğine, emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel ve özel bir hikayenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Senaryo okuduğum andan itibaren izlediğim ana kadar zaten çok güzel olacağını hep farkındaydım ama izleyip o biriyi hissetmek çok iyi geldi bu gece. Umarım siz de bizimle bu paylaşırsınız ve sinemaya gidersiniz. Teşekkür ediyoruz herkese. Ben de bu hikayeye gerçek olan bu hikayenin bu bölümüne ilk gençlik yıllarında birebir şahit olmuştum. Burada rol arkadaşlarımla beraber çok tatlı, çok şahane bir iş, çok mutluyum bu işin içinde olduğum için. Arkadaşlarıma, Mahsun abine ve setteki emekçi kardeşlerime çok teşekkür ederim her şey için. Sağ olun. Filmi izleyin lütfen, izletin. Yenisi gelsin. Öncelikle hepiniz bu güzel geceye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizim için bu film çok özel, çok anlamlı. Filmin özellikle yani rahmetli Hilmi amcamı gördüğümde sesim biter. Abi sana Topaloğlu ailesi adına gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim için çok kıymetli, bizim için çok özel. Engin Hepileri keşke rahmetli amcam burada olsaydı bunu görebilseydi. Tanımadan bu kadar güzel bir şekilde oynaması da bundan çok kıymetli. Keza babam burada. Gerçek babam nerede onu bilmiyorum. Mustafa Topaloğlu neredesiniz? Baba. Ben tanışmak istiyorum. Mustafa abiyle tanışamadım da. Uzaklarda mı? Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Tabii arkadaşlar bu süreçte Hilmi Topaloğlu'nun bir oğlunu ben emanet olarak aldım. Emanet olarak. Onu yetiştirdim. 15 yıldır yanımda. Ve en sonunda benim bu filmde yardımcı yönetmenim oldu. Sevgili Gürkan'ı alkışlarla buraya almak istedim. Biz bu hikayenin senaryosunu yazdığımız dönemlerde... Eyvah, ne oldu?
bu hikayeyi yazdığımız dönemlerde Gürkan'la çok paslaştık. Nasıl bir film olmalı, nasıl yola çıkmalıyız diye. Zaten benim yıllardır anlattığım bir hikayeydi bu dost meclislerinde. İnsanlar bunu hadi film yap, neden yapmıyorsun dediklerinde ben hep bekletmiştim bu filmi. Ve kısmet bu yılmış. Sevgili Gürkan kardeşime hakikaten çok başarılı. Babasının emaneti bana ve de bütün ekip onu çok seviyor. İyi ki varsın, iyi ki bizimiz. Türkiye'nin büyük yönetmenlerinden biri böyle bir şey söyleyince tabii insan havaya giriyor. Ama girmemek lazım. Hocama önce teşekkür ediyorum bana bu filmde şans verdiği için. Biz 10 senedir birlikteyiz zaten. Birçok filmle birlikte çalıştık. Ama bana bu kadar sorumluluk verdiği ilk proje buydu. Ona çok teşekkür ediyorum. Aileme teşekkür ediyorum. Okan Adem her zaman bize destekti. Okan Topaloğlu. Annem Keza zaten çıktı, anlattı. Biz çok güzel bir yolculuk anlattığımızı inanıyoruz. Masum Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in nasıl ilk adımlarını attıklarını, Hilmi Topaloğlu'yla nasıl bir araya geldiklerini. Biz kendi dilimizce anlattığımızı inanıyoruz. Hocam çok güzel bir şey imza attı. Babamın adını sonsuza kadar yaşatacağı için yani bütün aile adına, herkes adına ona ayrıca teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.